Hocam diyorsun ki Rize Galatasaray maçındaki hakem operasyonu 100 yıllık Türk futbolunun 11 Eylül'ü olarak karanlık tarihinde yerini almıştır. Ya burada hakem hata yaptıysa bak Ahmet'in dediği gibi 11 Eylül'ü futbolun 11 Eylül'ü falan dediği gibi ise öyle inanıyorum. Hakemin yani yaptığı bu büyük hataları da Galatasaray'ın infaz ediyorlar. Galatasaray'ı bundan sonraki maçlarda da yok etmeye çalışalım. Bak bu hafta pazar günü bilmiyorum ne zaman oynuyor pazar günü yanılmıyorsam. Hakem hatasıyla Galatasaray yenilebilir bak. Pazar günü. Onu söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar sen üstüne git ki bir dakika. Bunları söyledikten sonra onu Sinan'ın söylediğini insanlara yansıtsa. O zaman yazık olmayacak mı Galatasaray'a? Hakem hatasıyla Başakşehir'e geçinirse. Galatasaray'ın bak Beşiktaş maçında da Beşiktaş Rize maçında da kabahati nedir? Hakem hatalarının kabahati nedir? Yani neden? Galatasaray'ın kabahati yok ki Galatasaray futbolcuların. Sevgili kardeşim. Tamam. Hakemleri söylüyoruz. Ya Gökmen abi aynı şeyi söylüyoruz. Söylemeyin diyor Gökmen abi. Söylemeyin. Yok söylemeyin. Söylemeyin olmaz. Ne demek söylemeyin. Etkilenecek abi işte. Bilhassa hata yapmasınlar. Bilhassa hata yapmasın. Göz köre gerek. O zaman söylemeyin diyorsun. VAR'a çağırıyor. 5 tane hakem 10 göz bakıyorlar. Hala ufacık bir pozisyonla ilgili karar veremiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ben de onu diyorum ki yazık değil mi Galatasaray önümüzdeki hafta? Çünkü bunlar hata yapmaya müsaitler. Şimdi diyecekler ki 2 hafta Galatasaray lehine hatalar yaptık. Bu hafta da Galatasaray aleyhine hata yaparsak öyle o zaman şey. Ne olacak? Evet. Yazık değil mi Galatasaray'a? Peki diyorum. Şimdi Cüneyt Çakır harika bir maç yaradı. Ben de seni aldım. Bir dakika. Hayır, bir dakika, izin vermiyorum. Ya bir dakika dur Gökmen abi. Müsaade etmiyorum. Rica edeceğim. Bir tamam Cüneyt Çakır'a diyeceğim ama. Harika bir maç idare etti adam. Buraya geldiği zaman Cüneyt Çakır bile aynı şekilde diğer hakemler gibi eleştiriliyor abi. Tamam, nasıl Gökmen oluyor abi, peki? Bir müsaade isteyebilirim. Ekranda bir tweet var. Türkiye'de korkuyorlar. Şu anda kaldı seyirci diyor ki niye böyle duruyor diyor. Ahmet Çakar burada çakılı kaldı. Bir şey anlatıyor. Hocam bilsene. 11 Eylül karanlık tarihine yerini almıştır. Bu nedir? Bu bir operasyon. Bu bir dış güçler mi? Bu başka bir el mi var? Bu hakemler. Şimdi MHK başkanı gidiyor. Yeni MHK başkanı geliyor. Hakemler aynı devam ediyor. 11 Eylül'de dünyada çok şey değişti. Şimdi biz bir spor programıyız. 11 Eylül'de dünyada. Burada insanlar istiyor ki bizden. 3-5-2 ısı haritası. Efendime söyleyeyim. Kanat bindirmeleri, pas istasyonları gibi. Onun da belki severi vardır Türkiye'de. Bunları konuşmamız. Biz zaman zaman şov yaparız. Zaman zaman müzikler filan çalar. Işıklar söner. Ama zaman zaman da futbolu asla dünyadaki başka olaylarla ayı tutmamak lazım. 11 Eylül'ü hatırlar mısınız? 2002. Hatırlamaz mıyız hocam? Dünyada her şey bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı zaten. İki tane uçak Boston'dan kalktı. Los Angeles'a uçuyorlardı. New York'un üzerinden geçerken. Doğru mu söylüyorum şu ana maalesef, kadar? 1999. Yok ya 2002. 2002. 11 Eylül. 2002. Salı. İkiz Türkiye Kuleler. Saatiyle 16.30'da. 2002. Boston'dan kalkmış Los Angeles'a uçan iki tane American Airlines uçağı New York'taki İkiz Kuleler'e çaktı. Ne açıklandı dünyaya? 5-6 tane Arap terörist çocuk. Evet. Sözüm ona sivil havacılık dersi almışlar. Böyle yalanlar yer planör uçurmayı. Uçağa binmişler. Uçağı çakmışlar. Usana. Bir tane de uçak kalkmış. Pentagon'a girmiş. Pentagon'u dağıtmış. Ah 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 pis çok affedersiniz. 2001 hocam. Efendim 2001. Pis Araplar çok affedersiniz bu lafı söylerken. Çıkan medyada. Terörist Araplar. İslamcı Araplar. Uçağı çaktılar. Binlerce. 1500, 2000, 3000 kaç insanın ölümüne neden oldular. Görünür de bu. Aa, bu Araplar kötü. Medeniyetler çatışması. Müslümanlar zaten şey. Terörist ruhlu filan gibi bir olay. Ondan sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Amaç tabii ki pek tabii ki 11 Eylül 2001 saldırısını 5 tane terörist yapmadı. Belki zahiri de 5 Arap terörist yaptı ama onların arkasındaki güç asla ve asla 5 tane Arap teröristin İslami duygularla Amerika'yı cezalandırma girişi değildi. Tıpkı Hrant Dink'in öldürülmesi, bir tane Trabzonlu genç çocuğun, çok affedersiniz özür dileyerek söylüyorum. Pis bir Türk düşmanı Ermeni'yi öldürme olayı, milliyetçi duygular yapılmış olay falan değildi. Dünkü olaydı. Pek tabii ki Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in, Fatih Terim'in bazı kanallarla hakemi etkileyip, hakemlere nüfuz edip, hakemi çevirme çabası değildi. Bu makro politikaydı. Bütün politikaların nedeni
11 Eylül'ün nedeni de paraydı. Petrol. Silah tüccarları, silah baronları, Amerika'nın Amerika'daki terör korkusunu yerleştirip ona göre silah satımını arttırmak. Irak'taki, oralardaki petrollere çökmek. Nitekim ondan sonra Amerika çöktü Irak'a. Tabii. Petrol ya çok büyük ama sonuçta hepsi paraya gidiyor. Galatasaray'ın şampiyon olması paradır. Başakşehir'in şampiyon olması para değildir. Yani bugün Galatasaray'ın yerinde Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin yerinde Galatasaray olmuş olsaydı aynı şeyler yine cereyan edecekti. 11 Eylül derken şimdi açık konuşuyorum. Namlı eğer bana Türkiye inanır inanmaz önemli değil. Bazı makul hakem hataları dünyada kabul edilebilir. Hele hele var yokken çok daha fazla kabul görür. Fakat bana hiç kimse dünkü olayın hakemlerini, özellikle VAR hakemini ve sahadaki hakemi iyi niyetli. Futbolun adamı, futbolun ahlakını koruyan, Türk hakeminin onurunu koruyan insan olarak bana anlatmaz. Üç tane sebebi var. Ben yanlışlıkla kahve içerken bir programda Abdülkerim Durmaz'ın üzerine dökersem der ki bana, çok özür dilerim apocum derim. O da canı sağ olsun hoca der. Tabii. Yengem Lale abla evde yıkar, evet. İş biter. Ama ben bir programda üç defa alkolü kahveyi üzerine döküp de yapıyorsam benim için alkollü derler. Bu adam sarhoş, el ayağı tutmuyor. Veya haplandı, bir şey içti. Ben de değil, ben de. Veya uyanırım ben de, bana iş mi koyuyor derim. Veya kasıt var. Hocam. Veya kasıt var. Veya. Şimdi açık soruyorum. Bir, birinci kural hatası. Güzel. Korner atışı öncesi veya esnasında suratına doğru bir itme var. Normal şartlarda, VAR protokolünde, VAR protokolü çok açık. Diyor ki VAR hakemine, FIFA diyor bunu ben demiyorum. Discutable. Tartışılacak pozisyonlarda hakemi aynen. Çağırma. Çağırıyorsan onu seyreden dünya üzerindeki futboldan anlayan insanların %99'u evet bu penaltı diyeceği pozisyonu çağır. Tamam. Şimdi size soruyorum. Bırakın korner atılıp atılmasını. Cagney'in veya pardon Onyekuru'nun suratından itilmeye. Evet. Türkiye'de bunu izleyen herkes penaltı diyebilir mi? Diyemez. Bir tamam. Kitabi olarak. Ahmet, bir dakika. Sözümü kesme ne olursun. Körezme kurban olayım ya. Bu kere resimle falan da bu belli olmuyor zaten. Alamayacağımıza göre görüntü resimle idare edeceğiz. Şu var. Kitabi olarak bir adamın suratından itmesi fauldür. Kabul. Ama bugün dünya futbolunda özellikle korne atışlarında surattan itme, çekme, itmeler çok oluyor. Demek istediğim şu. Kitabi olarak penaltı olabilir. Peki çağırdın. Peki. Kabul. Ya çağırdın. Dedin ki VAR hakemi Alper Ulusoy. Ey Serkan Çınar. Bir bak bakalım. Ben bir şeyler gördüm. Güzel. Serkan gidiyor VAR'a. Şimdi VAR hakeminin kötü niyeti. Bir. Kardeş. İtme var peki. Bu itmeyi ihlal değerlendirdin. Bir itmenin ihlal olup cezalandırabilmesi için teknik anlamda topun oyunda olması lazım. Bakın buradan da net görünüyor. Daha topa korner atışında vurulmadan yani top oyuna girmeden Rizeli oyuncu Onyekuru'yu suratından itiyor. VAR hakemine soruyorum Alper Ulusoy. Eğer iyi niyetliysen Türk hakemliğinin namusu ve şerefiyle temsil ediyorsan ki buna inanmak istiyorum. Hakemi niye çağırdın? Şöyle çağırırsın. Dersin ki bence Onyekuru'nun suratına yapılan hareket kırmızı karttı. Sadece kırmızı kart ver. Penaltı veremezsin çünkü top oyunda değil. Niye çağırdın? Bir. İki. Çağırdın. Hadi diyelim sen uyudun. Hadi diyelim sen kötü niyetlisin. Şimdi Serkan Çınar adlı hakeme soruyorum. Ya, kardeşim. Hakem mi? VAR da benim gibi inceledin. Şu anda Türkiye'nin gördüğü gibi canlı, farklı açılardan, birden fazla açıdan korner atışı yapan oyuncunun koşusunu, her şeyi izledin. Top oyunda olmadan bu penaltıyı niye verdin? Zaten bu penaltıyı bilerek isteyerek kötü niyetle verdin ki penaltı atışı tekrarında bir kural hatası daha yaptın. 50 kişi ceza alanı içinde, her iki taraftan da Rize'den de Galatasaray'dan da top direkten dönüyor. Çok zor. Ne yapman lazım?
Tekrar ettirmen lazım. Niye tekrar ettirmedin biliyor musun? Galatasaray 1-0 öndeydi. Nasıl olsa Galatasaray yürür gider dedi. Ben zaten dandik bir penaltı verdim. Kural hatası ihtiva eden bir penaltı verdim. Şimdi bu penaltıyı tekrar edersem başına iş alırım. Peki VAR hakemine soruyorum. Evet. Niye müdahale etmedin? Peki, bunu geçtik. Peki hakemler bir dakika, özür diliyorum. Pardon abi. Geleceğim oraya. Benim de sorum var. Geleceğim oraya. Bekliyorum. Peki. Ne diyoruk? Ben bir kere kahve içerken Abdülkerim Durmaz'ın üzerine dökebilirim. Canın sağ olsun hocam. Burada da deriz ki hakemler uyudu. VAR hakemi uyudu. Topun oyuna girmediğini fark edemediler. Yanlış bir penaltı verdiler. Sonra da yine yanlış yaptılar. Penaltıyı tekrar. Bu güzel. Güzel. Sonra geldik şeye. Sevgili Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyon. Allah düşmanıma vermesin, hiçbir futbolcuya vermesin. Emre'ye acil şifalar. Fakat hakemin görevi duygusallık, gözyaşı falan değildir. Doğru, ayağı kırıldı çocuğun. VAR hakemine soruyorum. Türkiye'de herkese soruyorum. Sizce Samudio. Evet. Emre'ye kasten ayağını kırmak üzere tekme mi attı? Samudio'nun önünde şut atarken Emre ayağını soktu. Ayaklar çarpıştı. O da Emre'ninki de normal. Normal. Golü önlemek için ayak kırıldı. Şimdi VAR hakemine soruyorum. Golü önlemek için ayak koyarsın. Maç 1-1. Maç 1-1 o anda. 1-1. Dakikalar azalmış. Bir şey yapman lazım. Rize'yi eskiltiyor. Eksiltmek istiyorsun. Dünyada futbolla ilgilenen insanların %90'ının asla kasıt yok. Kırmızı kart kökünden yanlış. Sarı karta bile gerek yok dediğim pozisyonda niye çağırıyorsun? Çünkü kötü niyetlisin. Peki sen kötü niyetlisin Serkan. Sen gittin. Çınar'a söylüyorum. Hakeme. Sağdaki hakeme. Gittin baktın. Bizim bugün, dün defalarca Türkiye'nin seyrettiği gibi seyrettin pozisyonu. Bir de Samudio ağlıyor çocuk. Niye attın? Niye? Niye? Hadi bu hatayla yaptın. 3. Onyekuru'ya yapılan bir hareket var. Penaltıdır değildir tartışmıyorum. Vallahi ben dün 50 açıdan baktım. Allah biliyor ya. Penaltıyı görmedim. Bak hocam, 50 açıdan baktım. Penaltıyı görmedim. Oh. 10 arkadaşım görmedi. Bir arkadaşım diyor ki abi ayağının altını böyle yalar gibi sıyırıyor. Fakat benim gördüğüm bir sallama var. Onyekuru ayağını yere... Ayak titremeden basıyor ve Onyekuru'yu yendi atıyor. Şimdi VAR protokolü. Birinci madde. Niye tartışmıyorsun? Tartışılacak pozisyonlarda çağırma. Niye çağırdın? Ver penaltıyı diye. Serkan, ben hala penaltıyı görmedim. Sen nasıl gördün? Bana bir anlat. Şimdi net konuşuyorum. Dün bir hakem ve VAR hakemi maçı Rize Spor'dan almışlardır. Köküne kadar Galatasaray'a vermişlerdir. Eğer dün hakemler bu ikisi olmayıptı. Tanganyika'dan, Mozambik'ten amatör hakemler getirseydik o maç o dakikadan sonra dönme şansı yoktu.